Efendim herkese merhabalar. Ben İlkay Zaman, yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün sizleri güzel birisiyle, bizden biriyle tanıştıracağım. Efendim İdris Güven. Amerika'nın ilk Türk Emniyet Müdürü, ilk ve tek diyebiliriz, hala tek çünkü. İlk ve tek Emniyet Müdürü, kendisi NYPD, New York Polis Departmanı'nın emniyet müdürlerinden. Efendim bugün kendisiyle güzel bir sohbet yapacağız. Yani bizden birinin bu kadar uzakta, böyle güzel bir görevde, böyle harika bir görevde olması gerçekten de göğüs kabartıcı. Kendisiyle güzel bir sohbet yapacağız. Ne zaman Amerika'ya gelmiş, kariyeri nasıl başlamış, bu iş nasıl olmuş, nasıl bu mertebeye gelmiş, hepsini güzelce konuşacağız. Ondan önce sizden bir ricam var. Önceki Tayfun Başkan videosunda da çok ilgi gösterdiniz, sağ olun. Yalnız bizden biri dedim ya, kendilerini desteklemek için lütfen eller beğen butonuna bir gitsin. Videoyu bol bol beğenelim efendim, gururlandıralım değil mi? Çok güzel olur. Kendim için değil, onlar için istiyorum. Kanala abone değilseniz, abone de olursanız sevinirim efendim. Efendim şimdi İdris Bey'i ofisinde ziyaret edeceğiz. Biz böyle bir karakolda falan değiliz, ona da gideceğiz. O işin ayrı bir tarafı. Ama şu anda biz Brooklyn Dedektiflik Büroları'nın idari ofislerinden bir tanesine geldik. Kendisinin ofisi burada. Önce bir kendisini ofisinde ziyaret edelim. Güzel bir sohbet yapalım. Sonra da kendisi biraz bizi dolaştırsın, gezdirsin. Bu işler nasıl oluyormuş? Hep NYPD, AMA falan görüyoruz. Bu işler nasıl dönüyor? Bir içine girelim değil mi yani? Bu... Efendim hadi bakalım İdris Bey'in kapısını bir çalalım değil mi? Hadi bismillah. Kolay gelsin. Oo, merhabalar. İlkay Bey. Hoş geldiniz. İdris Hocam hoş nasılsınız? Geldiniz. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Maşallah nasılsınız? Ya, ne kadar da yakışmış abi. Ne kadar güzel olmuş değil mi ya? Süper. Sağ olun. Buyurun. Eyvallah. Oturun. Oturalım hocam. İlkay Bey tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk İdris Bey. Ofisimize, binamıza. Şimdi adettendir. Eyüp Sabri Tuncer'in... O bir Türk karşılaması. Evet, aynen öyle. Örf adetlerimiz aynen. Efendim dünyanın aynen, her yerinde devam ediyor. Aynen. Ya bu arada şimdi ben şöyle bir şey söyleyeyim. Biz bu binaya girdik ama binanın içini size çok fazla, daha doğrusu hiç gösteremedik. Çünkü burası biraz yani saklı bir yer. Yani saklı iç alanlarda çekime izin vermiyor. Çünkü burada evet. Şikayetçi oluyor, şikayet eden oluyor, edilen oluyor. Operasyonel bir yerde olduğumuz için iç alanda çekim... Yasak. Maalesef. Evet. Gönül isterdi ki biraz daha operasyonel yönünü göstermek isterdim. Fakat maalesef yapamıyoruz. Birincisi şunu sormak istiyorum hocam. Siz burada New York Polis Departmanı'nda bir emniyet müdürüsünüz. Evet. Ama Türkiye'deki emniyet müdürünün karşılığını biliyorsunuzdur herhalde. Evet. Siz de öyle bir emniyet müdürü müsünüz ya da neye tekabül ediyor? Bir onu açıklar mısınız? Aynen. Şimdi rütbeler Türkiye'de biraz daha fazla rütbeler var. Polis, baş polis, amir diye yükseliyor. Onlar çok bize birebir karşılaştıramıyoruz ama... Birebir uymuyor. Uymuyor. Ama emniyet müdürlerinde uyuyor. Bunu daha önceden de bu konular geçtiği için biraz şeyliyim. İdmanlıyım. aynen. Benim şu anki rütbem Türkiye'de 4. sınıf emniyet müdürüne tekabül ediyor. Emniyet müdürü olduğunuz zaman Türkiye'de 4. sınıftan başlanır 3, 2, 1. sınıfa kadar yükselebilirsiniz. Ben şu an 4. sınıf emniyet müdürüyüm. Bu da bir ilçe belki emniyet müdürüne denk gelebilir Türkiye'de. Öyle, belki biraz daha insanların beyninde şekillenmesi için. Ama tabii öyle. Burada yapı tamamen farklı olduğu için. Çok farklı yani. Evet. Biz normalde belediyeye bağlıyız. Şimdi Türkiye'de bir iç bakanlığa bağlı olduğu için çok büyük bir kitle var polislerde. Biz de belediyeye bağlıyız biz. O yüzden biraz daha rütbeler daha az ve de kontenjanlarımız bizim çok daha düşük. Anladım. Evet. Peki hocam kaç yıldan beri buradasın? Bu kariyerin nasıl başladı? Çünkü güzel bir mevkidesin. Eyvallah. Yani evet. Yani karakol geçmişin oldu mu? Ne bileyim yani hani evet. Bunları biraz bahsedersen. Tabii ki. Ben aslen 1978 İstanbul doğumluyum. Alibeyköylüyüm. Alibeyköylülere selam ederim buradan da. Tüm İstanbul'a selam olsun. Tüm Türkiye'ye selam ederim. Aynen. Evet. Tüm yurttaşlarımıza Türkiye'ye selamımız olsun. Bir de 29 Ekim'in arefesindeyiz. Bilmiyorum bunu ne zaman yayınlayacaksınız. Biraz geçecek. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümünü de buradan tebrik etmiş olalım. Süper. Türk milletine hediye olsun. Şimdi ben tekrar 1978 İstanbul doğumluyum. 1984 yılında babam Amerika'ya geldi. Biz o zaman 5 kardeştik. Alibeyköy'de oturuyoruz. Kanada üzerinden Amerika'ya geldi babam. 1991 yılında bize istek yapıp ailecek hep beraber annem, 5 kardeşim ve babam Amerika'ya yerleştik biz. İlk Brooklyn'e geldik. New York Brooklyn. Ben o zaman 13 yaşındaydım. Ortaokulu burada devam edip bitirdim. Liseyi tekrar burada Brooklyn'de okudum, bitirdim. Liseden sonra Brooklyn College'da üniversite eğitimime başladım. Ondan sonra askeriyeye ben gittim. Burada Amerikan Hava Kuvvetleri'nde 4 yıl astsubaylık yaptım. Askerlik yaptınız. Askerlik yaptım, evet. C-130 Herkül uçakları var. Türkiye'de Herkül diyorlar mı bilmiyorum ama pervaneli kargo uçakları. Onlarda çalıştıktan sonra askerden ayrıldım. Tekrar New York'a, ana vatanıma geri döndüm buraya.
Bir iki sene tam emin değildim ne yapacağımı. Kariyer seçiminde böyle çok kararlı olamadım. Daha sonra polis olmaya karar verdim. New York polis teşkilatına başvurdum. 2005 yılında Ocak ayında bu mesleğe başladım. Hızlı oldu mu askeri geçmişiniz olduğu için? Çok çok faydası oldu. Askeri geçmişin çok faydası oldu. Ayrıca biraz da ben sınavlarda başarılıyım. O zamanlar bir sınava belki 10-15 bin kişi başvuruyordu. Kontenjan 700-800 olmasına rağmen. Ben o sınavda 30. sıradaydım listede. Ay maşallah. Aynen. Ya. Ekim 2004'te sınava girdim. Ocak 2005'te teşkilatta göreve başladım. O süreçte eğitimle geçiyor herhalde değil mi? Adaptasyon, eğitim. Tabii tabii. İlk polis teşkilatında alınmanız çok uzun bir süreç aslında. Alınma süreci özgeçmişini araştırılır. Fiziksel durumunuz, beyin mental durumunuz, sağlık. Mental sağlık, genel kültür bunlar birçok aşaması var. Ondan sonra onları geçtiğiniz takdirde sizi akademiye alıyorlar. Amerika'daki akademi ile Türkiye'deki akademi biraz farklı. Türkiye'de polis akademisi dediğiniz zaman insanlar böyle subay gibi çıkıyor. Hani gelip evet. Direkt polis müdürü gibi başlıyor zannedersem. Diğer normal polisler akademiye gitmeyenler polis memuru olarak başlıyor. Burada herkes akademiye gidiyor. Herkes polis memuru olarak başlıyor. İsteyenler, zorlayanlar biraz yükselebiliyor. İlk benim kariyerim birinci precinct dediğimiz, birinci bölge dediğimiz Manhattan'ın güneyinde başladı. Soho, Tribeca. Oho. Manhattan'ın en güzel, en güzel yerinde başladı. Aynen öyle oldu. Ben de zannediyorum Bronx, ondan sonra Queens, oralarda başladı. Aslında bununla bir ilginç bir hikayesi var. Belki birazdan bahsederim. Ondan sonra ben sergeant oldum. Yani bir üst rütbe, başkomiser oldum. Başkomiser olduğumda bu Brooklyn'in biraz böyle fakir bir mahallesi, biraz daha suça meyilli bir yerde. Bayağı bir oralarda zorluklar çektik yani. Zorluklar derken mesleki sıkıntılar olduğu bir yerde. Orada çalıştım. Ondan sonra lieutenant oldum teğmen. Teğmen olduktan sonra tekrar buraya yakın bir yere geldim. Bay Ridge denen bir bölgeye. 2018 yılında da emniyet müdürü oldum. Emniyet müdüründe tekrar Brooklyn'in doğusuna bir yere görev aldım. Ondan sonra özel harekatta 3,5 yıla yakın çalıştım. Özel harekatta çok rahattım aslında. Nedir mesela özel harekat ne yapar? Hani emniyet müdüründen farklı olarak. Şimdi özel harekatın asıl amacı, asıl görevi özel harekat bürosunun şemsiyesi altında en önemlisi SWAT team dedikleri var ya. Bu evet. Hani LAPD'de görürsünüz SWAT yazan. Evet. Onu biz New York'ta ESU olarak söylüyoruz. ESU, Emergency Service Unit. Bunlar özel harekat. Özel mesela bir ekstra önemli bir olay olduğu zaman, ekstra bir polisin, normal polisin müdahale edemeyeceği bir olay olduğu zaman biz onları çağırıyoruz. Daha eğitimli. Hayır, çok daha eğitimli, çok daha donanımlı, büyük kamyonlarla gezerler. Mesela adam diyor ki ben işte intihar edeceğim diyor. Bir hanım üzerine çıkıyor. Bu arkadaşlar gelir üzerlerinde harnesle, iple, bir de özel eğitimli kardeş yapma etme. Hani biraz daha şeyli, ekipmanları aşağıya böyle airbagler koyarlar mesela. Ya da birisi uzun namlulu silahla bir yeri tarıyor, ateş ediyor. Bu arkadaşların uzun namlulu silahları var. En son ekstra Las çelik Vegas'da olmuştu. Var. 400 kişi öldürmüştü birisi. Evet. Dün iki gün önce Maine'de oldu zaten. Birisi 20 kişi öldürdü maalesef. Evet. Yani Allah bu olaylar sürekli oluyor. Özel harekatın asıl amacı budur. Bunun yanında atlı polisler, helikopterler, deniz polisleri, özel çevik kuvvet. Bunlar farklı bilimler. Evet. Ben orada çalıştım. Oradayken aslında çok da iyiydi. Oradaki bir çift sağ olsun buraya transfer oldu. Şu anki benim olduğum birime. Rica etti, istedi, gel beraber şey yapalım dedi buraya. Kırmak da istemedim. Kendisini çok seviyorum. Yani abim gibi görüyorum. Ocak 2023'te buraya başladım ben. Yani daha yeni başladınız. Yani, aynen. Neredeyse bir yıl olacak. Aynen. Olmadı. Evet. Bir yıl olmadı. Evet. Peki burada ne yapıyorsunuz? Özel değilse. Şöyle yani, demiyorum. Özel değil. İdris Bey tabii. Bir suçluları mı kovalar? Ya da ne bileyim işte. Evet. Ya katili var, şusu var, evet. Busu var. O kriminal suçlar mı? Yoksa farklı suçlar evet. Mı? Ya da neye bakıyorsunuz? Şu an ben kriminal bürodayım. Dedektif bürolarının başındayım. Brooklyn'i dörde böldük. Brooklyn'in dört parçadan birisi bana ait. Burada sürdürülen araştırmalar, suçluların aranması, takibi, kovalanması, yakalanmasını. Ben en üstte ben varım bu dört bölümün birisinde. Brooklyn güney tarafı özellikle benim ilgi alanım. Dedektifler dışarıda araştırmalarını yapar, takiplerini yaparlar. Onların da idaresini biz burada yapıyoruz. Tabii ki sahaya ben normalde gitmiyorum, çıkmıyorum. Görevimden dolayı, rütbemden dolayı. Daha çok idari. Onaylama, dosyaların takibi, işler nasıl işliyor, ilerliyor mu, ilerlemiyor mu, bir eksiklik var mı? Genelde çok toplantılarımız oluyor. Toplantılara katılıyoruz. İşte suçlu takibi, victim, kurbanların evet, kurbanlar. Yani sonuçların sorunların mağdur. Çözülmesi, mağdurların evet, sorunların çözülmesi için çabalıyoruz. Görevimiz bu. Hocam bu arada bu bina dışarıdan baktığınızda hiç uzaktan yakından böyle bir evet. Yerin
yerle alakası hiç yok. Hiç alakası, evet. Yani böyle evet. Hani ben gezerken şey derim yani bir büyük bir market var burada mesela hepimizin bildiği. Onun yanında büyük bir bina evet. Böyle iş ya yani iş merkezi, çok büyük bir iş merkezi gibi. Evet. Ama gördük ki bu kat olduğu gibi çok da uzun da büyük evet, de bu evet, arada. Evet. Tamamen böyle size ayrılmış yani. Şimdi sivil gibi sivil yani evet. Böyle hani derler ya. Burası bizde. İdari binalardan bir tanesi. Takdir edersiniz New York şehri, şehir merkezi. Evet. Çok böyle büyük bir alanlarımız yok. İster istemez parçalı bölümlerdeyiz. Ama bu binadaki bizim oluşumumuz, NYPD'nin burada oluşumu 30 yılı aşkındır. Biz buna bu binada kiracısıyız bu binanın, öyle diyelim. Yani belediyenin kendisine tahsis ettiği bir yer burası. Buradan yönetiyoruz. Personel çok. O yüzden böyle büyük bir yerde kendimizi koşullandırdık. Ama burada idari yer. Burada normalde şeyler gelip gitmez yani. Çok fazla dışarıdan halk gelip çıkamaz. İşi olan gelir, işi olmayan giremez buraya. Hocam şimdi göğsünde bazı rozetler görüyorum. Bunu hep filmlerde de görüyoruz. Yani evet. İşte şeylerde de görüyoruz. Kimisinde böyle işte askerlerde, generallerde, evet, evet, paşalarda evet. Bir sürü falan oluyor. Evet. Polis şeflerinde ya da daha böyle büyük rütbelerde oluyor. Mesela bunların anlamları nedir? Şu, bu üstteki mi? Bayraklar evet. Falan. Evet. Yani rozeti biliyoruz az çok. Evet, zaten. Rozet zaten belli. Şimdi evet. Bu generallerde falan gördükleriniz. Örnek veriyorum bir çatışmaya girmiş. Savaş kahramanlıkları girmiş. Şunlar. Aynen, orada şeyler. Bir tane alır. 5 yıl görev yapmış, bir tane daha verirler. Atıyorum belli bir askeride şeyler var. Theater derler. Mesela Türkiye'de ne diyelim? Mesela doğuya gitmişlere derler ki sen doğuya gittin sen. Aynen. Sana bir işte yeşil turunculusunu vereceğiz. İşte helikopter bindin. Helikopter uçaktan atlayanlar var mesela paraşütçüler. Evet. Ha paraşütçü eğitimi aldın bir tane daha. Bu şekilde büyüyor, çoğalıyor. Genellerde sizde çok. Sizde neye tekabül ediyor? Bizde bunlar mesela bu en alttaki benim pistol qualification yani silahta tabancada expert olduğumu. Abi, her gittiğimde %100 atıyorum ben. Eğer %100 atmazsam bunu alıyorlar geri. Atıyor musunuz? Atıyorum. Evet, evet. Maşallah. Atıyorum, çok şükür. Gözümüz şu an şimdilik İyi. Sağlam. Allah bunun bir üstü olsun. Ben Air Force'da yani burada hava kuvvetlerine görev yaptığım için onun onuruna bize ait olan bir şey. Anladım. Yani görev yaptığımı yani görenler biliyor ki yani bu adam askeriye de görev yapmış. Evet. Bundan sonraki bu şimdi her sene belli bir birim, belli bir karakol ya da belli bir özel birim yılın birincisi seçiliyor. Eğer o birim yılın birinci seçildiği esnada siz orada çalışıyorduysanız bu mavi, şu düz mavi takma hakkı doğuyor. Bundan sonrası şu Amerikan bayrağı zaten belli. Bu ben çok böyle normalde şeyleri sevmiyorum. Yaşadığım olayları anlatmayı sevmiyorum. Gizlilikten dolayı mı diyeyim artık. Tam Türkçesini çıkaramadım da. Mahremiyet. Bu, mahremiyet. İnsanların mahremiyetten dolayı yaşanmış olayları çok anlatmayı yeğlemiyorum. Ama Sargent'ken bu Brooklyn fakir mahallelerinden bir yerde çalışırken derken orada birisine özel bir bayağı bir şeyimiz olmuştu. Yardımımız dokundu ama bir operasyon olarak bir suçlularla bir bayağı bir mücadelemiz olmuştu. Onun üzerine bu madalya verdi. Bu diğerleri de Manhattan'da çalışırken aldığım madalyalar. Bu madalya şöyle bir şey yani sıra dışı bir hareket yaparsınız. Mesela bir çocuğu atıyorum bir arabanın altına düşer. Çocuğu kurtarırsınız. Kendi canınızı tehlikeye biraz daha tehlikeye atarsınız. Yani o zaman derler ki yani bir sıra dışı. Zaten polisin görevi insanlara yardım etmek. Ama ekstradan, fazladan bir şey yaptığınız zaman madalyalara hak kazanıyorsunuz. Şimdi hocam bizim gibi vatandaşlar, normal vatandaşlar bunları görünce o adam bir şey hani falan. Evet, yani. Evet. Yani adam bir şey derken yanlış anlamayın. Yani, bayağı apoletli, yetkili bir abiye benziyorsunuz. Abi siz yetkili bir abiye benziyorsunuz. Ama bir polis ya da işte sizin biriminizden ya da polis falan görünce onların ne anlamı geldiğini biliyor tabii ki. Yani. Bir de bir sorun daha var İdris hocam. Şu arkadaki NYPD ceketini alsam sokakta gezsem bana faydası olur. tabii bize ziyaret edersiniz. Varsa yedeğin aynı giyiyoruz galiba ekstralar giyiyoruz. Varsa yedeğin bir tanesini alayım ya. Şöyle bir faydası olur. Sizi alıp götürürler nezarete. Polisi şey almaktan, taklit etmekten. Abi evet. Sivilim derim. Sivil ama NYPD ile geziyor. Evet, evet. Görevdeyim. Bir de yanından walkie talkie alayım. Şuradan evet, Costco'dan bir yerden. Ha, bir tane de ondan alayım. Türkiye'deki emniyet görevlilerini, Türkiye'deki emniyet gücünü biliyorsunuz. Orayla Türkiye ile Amerika'yı karşılaştırdığınızda mesela en büyük farklılıklar ne gözünüze çarpan? Ya Türkiye'de biz polisler işte memurlar şöyle şöyle böyle bizde tam farklı falan. Evet. Böyle tezat olan şeyler var mı ya da ilginç olan? Ben normalde her sene en az bir sefer Türkiye'ye gidiyoruz ailecek. Daha önce ben hiç merak etmiyordum, hiç yapmıyordum. Yani normal turist gidip geliyordum. Son zamanlarda daha çok sıklıkla Türk polislerle görüşme fırsatları oldu. Aynen. Ben daha önce hiçbir şey bilmiyordum Türkiye polisleri hakkında. Çok merak etmiyordum işin gerçeği.
Konuştukça onların şikayetleriyle bizim şikayetlerimiz birebir aynı. Hadi ya. Aynı. Hani üst rütbeler alt rütbelerden şikayet ediyor. Alt rütbeler üst rütbelerden şikayet ediyor. İdareci alttakilerden şikayet ediyor. Yani neredeyse polislik dünyanın her yerinde anladığım kadarıyla aynı. Farklılıklar olarak, somut farklılıklar olarak söyleyeyim. Biz biraz önce de bahsettim, belediyelere bağlıyız. Amerika'da polisler yerel hükümetlere bağlı. Hı hı. Ve çok çeşitli polislik, birimleri var. Birimleri. Mesela eyalet polisi var, state trooper diyoruz. Bunlar daha çok karayollarına bakıyor. Patrollar var. Patrol mesela bu dışarıda bizim gördüklerimiz şehir polisleri. Hı hı. Köyler, köy polisi var, kasaba polisi var, müze polisi var. Adamın tek alan yeri müzede mesela. Çok farklılıklar var bizde. Bu büyük, en büyük farklar bunlar diyebilirim. Ama idare yönden Türkiye'de biraz daha zannedersem rütbe çok çok daha önem veriliyor. Türkiye'nin genel yapısı olarak. Bizde böyle hani yaşa bile saygı vardır Türkiye'de. Büyüğümüze saygı vardır. Yani genel kültür olarak biraz daha böyle karşımızdaki insan bizden biraz daha üstünse çok aşırı, bazen aşırı da kaçabileceğini düşündüğüm şekilde bir saygı olduğunu düşünüyorum. Burada işini yaparsın, başına karışmazsın. Hani müdür de olsa, patron da olsa sen işini yaptığın sürece ben amir olarak, bir müdür olarak gelip de yanındaki adam var, git çay al demem. Git kahve al demem, diyemem. Almaz da hani. Belki istesen yapar da. Ne gerek? Oğlum şuradan bana iki tane çay gel demem. Gider kendim alırım kahvemi, çayımı. Örnek veriyorum bunu. Anladım. Ama iş gereği ise, işi neyse onu yapmak zorunda. Onda şey yok. Fire yok. Anladım. En büyük farklar bunlar olduğunu düşünüyorum. Peki yani şimdi biraz daha genişleteyim şöyle soruyu. Türkiye'deki durumlarla burayı karşılaştırdığınızda mesela burada bir polis eri, memuru. Ha, memur diyelim. Ya da işte biraz daha üst rütbelisi polislikten dolayı avantajlar çok yakalıyor mu? Hayatına iyi etkileri oluyor mu? Yani Türkiye'de biraz daha öyle mi değil mi? Karşılaştırdığınızda böyle hani o bir farklılıkları söyleseniz. Sivil hayatında mı? Sivil hayatında. Tabii ki ister istemez. Yani saygınlığı olan bir meslek hala. Şimdi çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum. Burada mesela asker olmak çok büyük avantajlara sahip olmak demek. Evet. Hele hele sizin yaptığınız gibi işte böyle havacılık, işte ondan sonra Army'di, Navy'di falan. Bunların çok büyük avantajları var. Polisliğin de böyle mi aynı şekilde burada? Var, evet aynen. Polisliğin de avantajları var. Sivil hayata da etkisi var. Genel olarak honorable bir meslek dediğimiz, yani onurlu bir meslek. İnsanlara yine de saygı gözlü bir meslek. Yani medya ne kadar da bizi böyle öcü gibi yansıtsa da onurlu bir meslek, gururlu bir meslek. Özel hayata da illaki faydaları vardır. Ayıp olmazsa maaş sorabilir miyim? Veya ayıp olmazsa? Sorabilirsiniz. Bizim zaten kamuya açık bilgiler bunlar. Normalde yani insanın kendi maaşını anlatması pek uygun olmamalı. Sormak ama biz, da hoş biz değil halka, ama. Halka açık bir şey olduğumuz için sonuçta halka hizmet eden bir şimdi şey. Normal bir sohbet olsa sorulmaz yani. Çok alakasız bir şey. Bir de ayıp bir şey. Ama şimdi bir Türksünüz. Belki merak edenler de vardır. Aynen, yani Amerika'da yaşıyorsunuz. Evet. Belki bundan sonraki sorular da dahil olmak üzere. Belki insanlara bir teşvik eder, tabii bir şey olur diye sormak istedim yani. Söyleyeyim. Mesela normalde şimdi eğer bir polis eri diyelim, polis memuru başladığı zaman New York Polis Teşkilatı'nda ilk 5 sene biraz düşük maaş veriyorlar. 44 bin, 45 bin, 50 bin yıllık. Bu rakamlar hepsi yıllık. Evet. 50-55 bin dolarla başlıyor. 5 seneyi doldurduğu zaman yıllık 87 bin dolara geliyor maaşı. Hı hı. Ama bunun üzerine holiday pay dediğimiz tatil ücreti, mesai ücreti de ekleniyor. Şimdi bizde şöyle bir fark var Türkiye'den. Bizde bir vardiya 8 saattir. 8 saat aştığınız zaman size nakit ödenir. 1,5 katı. Bir polis günde 10 saat çalışırsa 2 saat diyelim bir yerde kaldı. O 2 saati 1,5 katı 3 saat nakit olarak ödenir. Bir polis 5 seneyi doldurduğu zaman 100-110 bin dolara rahat kazanır senede. Bu maaşlar da Amerika'da kayda değer bir maaşlı aslında. Yani nereden bakarsanız biraz daha 120'ye çıkartırsak da aylık 10 aylık bin dolara rahat kazanır. Kazanır. Eğer polis eri bu. Yükseldiğiniz zaman bir komiser, teğmen, emniyet müdürü olduğu zaman maaşlar daha da artıyor. Benim maaşım bunlardan biraz daha fazla diyelim. Tamam. Yani bu normal çünkü polis teşkilatının %80-85'i zaten polis erlerinden meydana geliyor. Yani onlar İdris Bey yılda 200 bin yapıyor, ben size söyleyeyim. Tahminim. O biraz daha yüksek ama öyle bir şey diyelim. Evet. Ya maaşlarımız çok şükür tatmin edici. Süper. Öyle diyeyim. Yani şikayetimiz yok. Harika. Kesinlikle. Peki bir insan, sadece paradan bahsetmeyelim. Bir insan Amerika'da neden polis olmak ister? Güzel ne teşvik soru. Eder? Yani parasını bir kenara koyalım. Evet. Ya paradası da tabii şimdi işin şakası bir tarafa net bir şey de söylemiyorum ama kazancınız gayet güzel. Allah daha çok versin. Erlerin kazancı ilk başlayanların biraz daha düşük falan ama bu işin devamı da var tabii. Kademeleri de var. Peki niye
böyle bir şeyi insan tercih eder. Evet. Ne teşvik eder onu? Şimdi Amerika'da normal genel halkın emeklilik yaşı 62, erken emeklilik olarak geçer. Yani 62 yaşına geleceksiniz ki sosyal sigorta dediğimiz ulusal emeklilik fonundan hak kazanmaya başlayasınız. Gerçek emeklilik yaşı aslında 67. Amerikan devleti size 67 yaşına kadar beklemenizi istiyor aslında. Bu yüzden 62 yaşına kadar normalde insanlar bekliyor. Polislerin, neden polis olur insan? Bizim emeklilik yaşımız, başladığınız günden 20 yıl sonra emeklilik hakkı kazanıyorsunuz. Polisiye başlamanın en erken yaşı 21. Şu an diyelim 21 yaşında bir kardeşimiz bu mesleğe başladığı zaman 41 yaşında emekli olabiliyor. Aa, 62 süper. Beklemesine gerek yok. Ha der ki ben yaşım genç, ben emekli olmak istiyorum, devam edeceğim der. Her devam ettiği yıl emeklilik maaşı daha da artar. Öyle mi? Tabii diyelim ki 41 yaşında değil de 50 yaşına kadar çalışıyor. Bir 10 sene daha yaptı. Bu sefer emeklilik maaşı daha kat kat daha artmaya devam ediyor. Ki sağlıklı bir insan 50 yaşına kadar da rahat. Tabii canım, 50 yaşı genç yani. 50 yaşı bir şey değil yani. Ben 20 yaşlarında 40 yaşını yaşlı zannediyordum. Şimdi 40 yaşını geçtiğim için artık 50'yi genç olarak görüyorum. Mecbur ne yapacaksın? Evet, 60 olduğum zaman da onu genç göreceğim. Biz seninle yaşadık İdris hocam yani. Öyle görmeyeceğin de ne yapacaksın? Yaşlandık gibi kendimizi üzmenin bir alemi yok yani. Şimdi maaş bir sebep diyelim. Hani güzel kayda değer bir maaş bence. Bir de rütbe aldığınız zaman. Hı-hı. Emeklilik ikinci sebep bir insanın polis olması için bence. Zaten onurlu gururlu bir meslek. İnsanlara yardım etmek gerçekten güzel bir duygu. İnsanlara en kötü anda onlara bir destek olmak, onların bir el atmak, bir yardım etmek. Bu kendi kendine zaten bir sebep. Eğer doğru sebepler arıyorsa insanlar. Bir de bizde normalde 5-27 gün, 27 iş günü tatilimiz var. Ücretli tatil. Tamam. Bu da bence bir artı. Ayrıca bizde sınırsız hastalık günleri var. Ama böyle hani kafana göre ben gelmiyorum değil. Hani raporlu bir şekilde. Evet. Bir de bizim kendi polis teşkilatının doktorları var. Hani kimse bir yanlış bir şey yapmasın diye. Onlar raporu verdiği sürece diyelim ki Allah korusun ayağınız kırıldı, bacağınız kırıldı. 6 ay çalışamadınız. Maaşınızı alıyorsunuz hiçbir şekilde bir eksilmeden. Bu sebeplerden dolayı bir insan bence polis olabilir. Burası şu an bulunduğumuz konum bir karakolun önü. Standart, tamam. Tipik bir karakol. New York Belediyesi'ne ait 77 adet karakol var. Tamam. 1'den 123'e kadar devam ediyor. Bazı sayılar atlanmış. Burası 72. karakol. 72. birim olarak biliniyor. Şu anki gördüğünüz bir yer. Herhangi bir karakol aşağı yukarı böyledir. Halk gelir burada şikayette bulunur. Tamam. Rapor almaya gelir. Araba kazası olmuştur. Kaza raporu alır. Komşu şundan şikayetçidir. Günlük tutuklanan insanlar ilk buraya gelir. Nezarethanede bir ifadesi alınır. Resmi çekilir. Parmak izi alınır. Ziyaretçi olurlar şöyle bir. Aynen. Evet. Bir idari bir normal bir tipik bir karakolda da bir 300-500'e yakın polis çalışır ortalama. Tamam. Bu 72. karakolda aşağı yukarı bir standart bir yerdir. 300-350 tane polis çalışıyordur burada. Hı-hı. Bunların belli bir bölgesi var. Belli bir çizilmiş bir alanı var. O alan içerisinde tüm aranan 155 Türkiye'de aranıyor. Evet. 911 burada aranıyor. Yapılan 911'i arandığı zaman bu karakol bu sınırlar içerisinde ise bunlardaki polisler. Tabii bir dispatch var orada. O tabii, orada. Tabii, o onları yönetiyor. Hocam bütün arabalar şimdi bu Mach-E Mustang. Mach-E evet. Elektrikli bir araba. Full elektrik. Şimdi bizim gördüğümüz, bildiğimiz, alışkın olduğumuz araba şunlardan hallice. Evet. Bu şimdi normal bir sivil arabamız. Tamam. Arkadaki çekici. Tamam. Standart bir çekici. Tamam. Onun arkasındaki araba biraz daha böyle idari işlerde kullanılan arabalar. Benim arabama da birebir aynısı. O tamam. Değil ama ona benzer bir araba benim arabam. Şu an bu gördüğünüz Ford Explorer'lar. Biz 4-5 sene önce bunları almaya başladık. Tamam. Neredeyse arabalarımızın %60-%70'i Ford Explorer oldu. Bunları kullanıyorduk. Fakat yeni bir push var. Yeni bir trend var. Trend var. Explorer'ın da çoğunu biz hybrid olarak aldık. Hybrid mi doğru Türkiye'de? Evet, hybrid. Hybrid olarak alındı. Benzin tasarruflu olsun diye. Şimdi hem yeni bir yarı elektrikli, yarı benzinli. Evet. Şimdi yeni bir trend. New York City Belediyesi'nin aslında trendi bu. Polise özel bir şey değil. Hı-hı. Full elektrik yönüne gidiyoruz. Tamam. Bundan sonra bu arabaları tanıtmaya başladık. Bunu daha çok göreceğiz yani. Çok çok daha göreceksiniz. Tamam. Neredeyse %100 filo full elektriğe dönecek. Süper. 20-30'a kadar bunu tamamlamayı planlıyorlar. Hedef bu şu an. Bu Mach-E'leri çok çok daha fazla göreceksiniz. Bir şey tamamen benim kanalda da bunun incelemesi var bu arada. Tamamen elektrikli bir araba. Evet, %100 Ford elektrik. Ford Mustang Mach-E diye geçiyor. Tamamen elektrikli bir araba. Şu bu. Görmüş olduğunuz araba bir ekip otosu. Birisi yani, 155'i aradı. Bak 155'i ararım ha diyor ya abi. Diyelim ki abi aradı, örnek veriyorum. Bu böyle bir araba gelecek oraya. İçerisinde sıradan bütün olaylara, mevzulara bu arabalar gidiyor yani. İçerisinde iki tane polis mevcut her zaman. Gelir, olayı inceler, ne oldu, ne gitti, rapor alınır. Tutuklanacak birisi varsa olay yerine tutuklar. Normal ekip otosu. Anladım. Bir içine bakayım mı ya? Tabii. Buyurun efendim. Nasıl buyurun, bir şeymiş buyurun, ya? Buyurun. Bakalım yani. Buyurun siz. Çok da asortik açılıyor efendim. Şöyle falan. Ondan sonra çekiyorsunuz. Şurada şifreler falan filan da var ama evet. Onları kim kullanacak abi? Acil olabilir. Şimdi arabalar sürekli kullanıldığı için birazcık dağınık, pis. Tabii. Normal. Mazur görün. Onlar bir şey değil. Başlatın siz.
Evet. Ortada bir ekran var, telsiz var. Evet, şöyle bir başlatayım mesela. Bu arabalardan normal şartlar altında her arabamızda bilgisayar var. Peki İdris Hocam, polis arabaları modifiye ediliyor mu? Yani bu arabalar piyasada satılan arabalardan farkı ne mesela? Evet, yani? birçok mesela en başta görüldüğü şeklinde arabanın bir dış dizaynı. O tabii. Işığı, telsizi. Normal şartlarda çok fazla modifiye edilmiyor. Fakat otoyollarına, karayollarına görevlendirilen araçlar ben de şöyle bir dakika. Bayağı bir modifiye ediliyor hız açısından, güç açısından. Çünkü kaçanları kovalamamız gerektiği açısından. İçin onlar modifiye ediliyor. Ama standart, burada gördüğünüz arabaların %99'u orijinal. Normal. Tabii. Ha, evet. Modifiyeli değil. Kesinlikle. Ama belli görevlerdeki arabaların hepsi zorunlu olarak da olsun modifiye ediliyor. Evet. Özellikle otobanlarda mesela. Tabii. Görev yapanlar evet, falan. Aynen. Onlar daha da modifiye ediliyor. Çünkü evet. Yarış arabaları görüyoruz polis arabalarında. İnşallah arabalara şey çıkabilmemiz lazım. Bayağı. Evet. Değil mi? Evet. Ağzınıza sağlık. Vallahi süper bir sohbet oldu. Eyvallah. Anlamadığımız, bilmediğimiz hiçbir şey de kalmadı. Amerika'daki polislikle ilgili. Evet. Ellerinize sağlık, ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Bizi buralara kadar getirdiniz, ağırladınız, vakit ayırdınız. Vallahi süperdi. Ben memnun oldum. Ayağınıza sağlık. Teşekkür ederim. Güzel ve hoş bir sohbet olduğunu düşünüyorum. Bugünün kelepçe çıkaracağım sandım o. Günün anısına size bu bizim birebir yiğidimiz Patch. Polisler arasında bu bir adettir. Öyle mi? Normalde başka şehirlere, eyaletlere, yurt dışına çıktığımız zaman birbirimize hediye ederiz. Biz de sizi artık bir fahri polis olarak görürüz bundan sonra. Ne kadar güzel baba ya, baksana mis gibi. İlkay Bey, ben bundan sonra fahri polis memuru ilan ediyorum. Haydi bakalım. İnsanlar bundan sonra biraz daha dikkatli olsun. Herkes ayağını denk alsın. Bak zırt mı ceza keserim, ona göre huyumdur. Hocam çok teşekkür ederim. Rica ederim. Gerçekten... Ayağınıza sağlık tekrardan. Ben teşekkür ederim. Sohbetiniz gerçekten 10 numara. Çok hoş. Sizin de aynı şekilde baba. O sizin güzelliğiniz diyelim yani. Sağ olun. Efendim, umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bugün bizden birinin, İdris Bey'in hikayesini paylaştık sizinle. Kendisi burada çok onurlu, güzel bir görevde. Bizden biri dedim ya, gerçekten aslında kalbinde Türkiye var. Bir Türk, ama burası evi olmuş. Artık uzun zamandan beri burada yaşıyor. Hocam tekrar teşekkürler. Rica ediyorum. Eyvallah. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Lütfen beğenmeyi unutmayın efendim. En kısa zamanda yeni videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.